Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda da bu ayın ikinci yeni kaydı arkadaşlar, Silver Sable isminde bir bayan arkadaş da arkadaşlar, ikinci bir bayan karakter. Bu da beceri sınıfı için gelmiş arkadaşlar. Şimdi detayları birazdan göstereceğim ama gördüğüm kadarıyla uzun dövüş hero'su. Yani böyle Eigenvari bir karakter. Tamam, kombosuyla ilgili değil ama yani uzun dövüş karakteri gibi bir tanıtım yapmışlar arkadaşlar ve şok ağırlıklı bir karakter. Rakibi pasif şok da veriyor, aktif şok da veriyor. O birazcık Shuri'ye benzemiş arkadaşlar. Shuri'nin özelliğine benzemiş. Bu da çok yüksek hasar veriyor ama bunun rotasyonu da aslında Shuri gibi. Şimdi düşünüyorum mesela Eigen'dan çok Shuri'ye de benzemiş olabilir. Yani uzun uzun yaptıktan sonra şokları rakibin üzerine biriktirdikten sonra şokları rakibin üzerinde kalıcı hale getiriyor. Yani çok kısa dövüşler için bir şey diyemem. Çünkü biraz rotasyonu uzun. Yani 1-2-1-3 şeklinde giden bir, hadi ikinci kez bir atmayı bırakırsın, 1-2 ve 3 ağırlıklı. Ama işlevselliği var. Yine arkadaşlar Kabam'ın klasik mantalitesi uzun bir süre 2 ay, 3 ay, belki 4 ay boyunca aralıksız sürekli defans karakterleri de çok sağlam. Şimdi de bunların antisini getiriyor. İşte bir öncekinde Negasonic'te de gördüğünüz acılar. Bu da aynı şekilde özellikle Photon için çok müthiş bir anti oluyor arkadaşlar. Hem başlasın hem de ben de bıdı bıdımı yapayım o esnada. Ablamız beceri karakteri. Yine tuzak ağırlıklı arkadaşlar. Tuzak ağırlıklı bir karakter. L1 attığınızda yere gördüğünüz üzere tuzaklar atıyor ve rakipler bunun üzerinden geçtiğinde çakılı hale gelmiyor arkadaşlar. Ama şok hasarlarını yiyorlar. Şok yiyen bir karaktere dönüşüyorlar. Bolca da şok yiyor. Aktif yiyor. Daha sonra aktifi de pasife çevirebiliyorsunuz. Ağır saldırı yaptığınızda asla ıska geçmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fotonun direkt antisini yapmışlar. Rakibin üzerine yeteneksel bir düşüklüğü veriyor. Bunu iki kereye kadar rakibin üzerine atabiliyor arkadaşlar. %35 yeteneksel bir düşüyor. Yani iki kere verdiğinizde %70 yeteneksel bir düşüyor. Ki 20 saniye sürüyor bunlar. Bilim hero'larına karşı her bir tanesi %50, yani iki tane verdiğinizde %100 yetenek isabeti düşüyor arkadaşlar. Eğer rakip şok yemezse şok yerine arkadaki şu anda ekranda gördüğünüz enerji patlama hasarlarını veriyor hacılar. Aynı zamanda L1 attığınızda ıska geçmesini düz vuruşlarda da engelleyen başka bir rakibe takviye atıyor. Karakterin rotasyonu biraz uzun arkadaşlar. Önce bir L1 atıyorsunuz ve daha sonra rakibi sürekli köşeye sıkıştırıp vura vura rakibe bolca şok atmaya çalışıyorsunuz. Alıkoyma yaparsanız da güzel güzel şoklar verebiliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar güzel güzel şokları biriktirdikten sonra bu L1'i mutlaka bir tane önden atıyorsunuz ki yerde traplar olsun. Ondan sonra L2 atarak arkadaşlar bunları pasife çevirebiliyorsunuz ve daha sonra L3 atarak da, yani L1, L2 ve L3 atarak da hem bunların süresini yeniliyorsunuz hem de 15 saniyeliğini durduruyorsunuz arkadaşlar. Bu üçlüyü yaptıktan sonra, yani takriben bir 6 güç varı kullandıktan sonra ve tabii ki rakibin burada aktif oynaması lazım. Yani pasif oynarsa sıçarsınız arkadaşlar. Yani şey gibi, Shuri gibi gördüğüm kadarıyla bir şokları duraklatma olayı yok dövüş esnasında. Mesela Shuri'nin yanına sinerji yaptığında özel saldırı esnasında duraklayabiliyordu. Ve Shuri ağır saldırıda da özel saldırılarda da şokları yenileyebiliyordu. Bu direkt L3 ile yeniliyor diye görüyorum arkadaşlar. Yani eğer rakip aktif oynamazsa sıçtınız bir kere. Söyleyeyim, bütün yaptığınız atraksiyon boşa gider. Yani riskli, riskli. Şu anda Mucuc'un yapay zekasına riskli bir game olur. Ama burada gördüğümüz kadarıyla adamlar oynamışlar. Yani kendilerine has bir yapay zeka yapmadılarsa eğer adamlar oynamışlar ve çok da yüksek vermişler. Çok fazla tercih edeceğiniz bir karakter olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ama tabii yine gelsin, biz bunu cıklayalım. Oysa bak, bunun da çizimi bir öncekine göre daha güzel. Yani böyle nasıl söyleyeyim, Mr. Negatif vari bir görüntüsü var. Hatta dişi Mr. Negatif'i bile benzeyebilir. Bir de tam bir psikopat arkadaşlar. Avcı olarak gelmiş buraya. Güzel de avlamaları var. Çizimini beğendim. Ama game'i çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı.
Özellikle timing, yani zamanlama ile ilgili olduğu için ve yapay zeka 10 gün boyunca bazen ileri geri geldiği için çok fazla kullanacağınız bir karakter olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Yani belki defansa birazcık insanları uğraştırabilir. Atacağı L1'lerle birazcık uğraştırabilir. Onun dışında saldırı çok tercih edeceğimiz bir şey değil. Yani gösterdikleri gibi oynasa tamam 500 milyon hasar versin, hayvan gibi hasar versin, ama şimdi yapay zekayı biz bildiğimiz için yani kendimizi çıldırtmaya bence çok gerek olmadığını düşünüyorum. Yani karakter olarak getirmişler. Ekstra başka bir şeyini bulabilirsek, hala ne bileyim, sürekli L1 spamlayarak bu patlamalarla kısa dövüşleri götürebilirse, yani nasıl söyleyeyim, daha ziyadesiyle işte 200-300 binleri çıkartırsa savaş alanında belki kullanılabilir, ama onun dışında ya iş yaparsa defansta iş yapar gibi gözüküyor. Olabiliyorsunuz yani, bu tuzaklarını özel saldırıyla üzerinden geçebiliyorsunuz, etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Öyle bir şey gibi gözüküyor hacılar. Yani bir öncekinde yaptığım şevklenmeyi bunda yapamadım. Çünkü karakter biraz vasat gibi duruyor arkadaşlar. Değil mi? Ya uzun dövüşlerde hadi mesela Shuri gibi olsa derim ki, ya bir yerden sonra Shuri alıyor götürüyor, böyle şokları zaten durduruyor. Yani asla kaldıramıyorlar. Çok çok geniş zaman aralığı veriliyor. Ama bunda öyle bir şey görmedim. Sadece çok fazla yere tuzak atıp bunları çok fazla tutabiliyorsunuz ve üzerine de böyle mor mor yükler alıp işte bunları çeviriyor arkadaşlar. Ha bakın şu anda süresini durdu, 27'ye çevirdi ve hemen arkasına atacağı L2'ye de arkadaşlar bunları pasife çevirip muazzam bir hasara çeviriyor. Ama dediğim gibi yani bu böyle çok kolay yapılabilecek bir şey gibi durmuyor. İnanın cıkladığımız zaman da bakarız arkadaşlar diyorum. Dur şöyle bir geri gel. Dur, tutturamadım tam ekranı şey. Neyse böyle bir şey. Tipe bak. Ablanın üstüne çullanıyor. Koyduğumu ümüne indirecek. Velhasıl kelam arkadaşlar, bu arkada da böyle bir karakter görünüyor. Yani dediğim gibi çok fazla yükselemedim. Ama bir önceki teenage oldukça güzel bir karakter gözüküyor. Sizler de bir şeyler düşünüyorsanız yazabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.